Günümüzde görülme olasılığının arttığı hastalıklardan birisi de maalesef Alzheimer. Yıllar önce ortaya çıkan bazı semptomlar bu hastalığın belirtisi ve habercisi. Ciddiye almayıp üstüne düşmediğimiz bu sorunlar ileride karşımıza çıkıyor ve tedavisi zor bir süreçte bizi karşı karşıya bırakıyor. Bu videomuzda Alzheimer belirtileri nelerdir? Bu hastalıktan kurtulmak ve önlemek için hangi besinleri tüketmeliyiz ve ne yapmalıyız gibi soruların yanıtlarını bulacaksınız. Evet, tuvaletteki bazı durumlar ciddi hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Yapılan araştırmalarda Alzheimer hastalığının ilk belirtisi yıllar önce tuvalet alışkanlığındaki değişimlerle başlamaktadır. Birazdan bu belirtileri sizlere aktaracağız. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Sizde de varsa bu belirtiler derhal bir uzmana gözükmenizde yarar var. Öncelikle Alzheimer nedir ve kimlerde daha sık görülür sorularının cevaplarıyla videomuza başlayalım. Alzheimer nedir? Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup, beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir. İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer'da erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde görülür. Ve bunlar birkaç yıl içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanacak hale gelebilmektedirler. Sosyal beceriler, davranışlar ve mantıklı düşünme yeteneği de zamanla olumsuz etkilenir. İleri evre Alzheimer hastaları çoğunlukla bir kişiyle karşılıklı olarak sohbet edebilme yeteneğini kaybeder. Kendilerine yöneltilen sorulara ve çevresinde gelişen olaylara yanıt vermekte güçlük çekmeye başlar. Hastalık çoğunlukla 65 yaş ve üzerindeki bireyleri etkilese de daha genç başlangıçlı örneklerine de sıklıkla rastlanılması nedeniyle bir yaşlılık dönemi hastalığı olarak nitelendirilemez. Peki Alzheimer belirtileri nelerdir? Son zamanlarda yapılan bir çalışmada tuvaletteyken görülen bir belirtinin Alzheimer hastalığı ortaya çıkmadan önce uyarı verdiğini göstermiştir. The Lancet Tıp Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada Alzheimer hastalığının 10 erken uyarı belirtisi belirlendi. Bu belirtiler ciddi bir sorunun başlangıcına işaret etti. Birleşik Krallık ve Fransa'daki 39.672 kişiden alınan tıbbi verileri kullanan araştırmacılar, durumun erken belirtilerini belirlemeye yardımcı olmak için teşhisten önceki 15 yıllık pencerede yaşanan semptomları gözden geçirdiler. Bu çalışma uzun yıllar sürdü. Binlerce kişi üzerinde yapıldı ve ciddi bir veri elde edildi. Yapılan araştırmalarda Alzheimer teşhisi konmadan önceki yıllarda toplam 123 sağlık durumu sergilendi. Oradan araştırmacılar en yaygın olarak nörodejeneratif durumla ilişkili 10 tanesini belirlediler. Peki, yapılan bu araştırmada tuvaletteki ilk belirti nedir? Kabızlık. Yapılan araştırmada ilk sırada kabızlık var. Her kabızlık bu anlama gelmez tabii ki. Peki, nedir bunun ayrıntısı? Fransa'daki ICM Beyin Enstitüsü'nde araştırmacı ve araştırmanın baş yazarı Thomas, The Sun'a verdiği demeçte Alzheimer hastalığı olan bazı hastalarda kabızlık, demans ilaçlarının bir yan etkisi gibi görünmektedir. Bu sebeple genellikle demans teşhisinden ortalama 7 yıl sonra hastalığın ilerlemesi sırasında ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte bu çalışma bazı adi hastalarında kabızlığın daha erken ortaya çıkabileceğini ve özellikle başka semptomlar mevcut olduğunda gelecekteki bir demans teşhisini tahmin etmeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur. Kabızlık 65 yaşın üzerinde oldukça yaygındır ve her kabızlık Alzheimer hastalığıyla alakalı değildir. 65 yaşın üzerindeki tüm yetişkinlerin kabaca yarısı kabızlıktan muzdarip. Uzmanlar özellikle haftada 3 kereden az tuvalete gidiyorsanız veya tuvalete gittiğinizde ağrı yaşıyorsanız, tuvalete gitme konusunda sorun yaşıyorsanız endişelerinizi doktorunuzla mutlaka görüşün diye uyarmaktadırlar. Peki erken Alzheimer belirtileri başka nelerdir? Kafa karışıklığı, yakın zamanda olan olayları unutmak, konuşulanları hatırlayamamak, kişi, nesne ve mekanların ismini unutmak, yolları karıştırmak, evi bulamamak, eşyaları kaybetmek, sürekli aynı olaylardan bahsetmek,
Konuşurken kelime bulmakta zorlanmak, karar verememek, kaygılı olmak, değişken ruh hali ve içe kapanmak. Evet, orta dönem Alzheimer hastalığıysa hastalığın en uzun evresi olarak kabul edilmektedir. Bu dönemdeki hastalar yaşamlarını yardımsız sürdüremezler. Genellikle aşırı sinirli, agresif tavırlı, yaşanan unutkanlıkları kabul etmeme gibi sorunları yaşarlar. Peki, orta dönem belirtileri nelerdir? Biraz önce saydıklarım başlangıç dönemi belirtileriydi. Evet, orta dönem belirtilerinde heyecanlı olmak, halüsinasyon görmek, konuşma güçlüğü yaşamak, okuma ve yazma sırasında zorlanmak, hırçın ve öfkeli olmak, saldırgan tavırlar sergilemek, hatırlanamayan olayları inkar etmek, takıntılı hareketler yapmak, bireysel temizlik ve beslenme sırasında güçlük yaşamak, gidilen ortamlara adapte olamamak, tarih ve saat konusunda tereddüt yaşamak, telefon numarası ve adres bilgilerini hatırlayamamak, aile ve yakın çevreden şüphe etmek, psikolojinin kötüleşmesi orta dönem belirtileri arasında yer almaktadır. Ve şimdi gelelim Alzheimer'a iyi gelen besinlere. Bunları mutlaka tüketmeye gayret edin. Sizleri Alzheimer olmaktan koruyabilir. Biberiye belleği güçlendirir. Beyin damarlarını genişleten ve unutkanlık gibi hafıza sorunlarına iyi gelen biberiye, belleği geliştirmeye yarayan karnosik asit adlı bir antioksidan içermektedir. Biberiyenin sinirleri yatıştırıcı etkisi bulunmaktadır. Beyin fonksiyonları ile ilgili sorunları engellemeye yardımcı olur. Biberiye yağ, çay ya da kapsül şeklinde Alzheimer için kullanılabilir. Yaban mersini. Yaban mersini beyni serbest radikal hasarından koruyabilen antioksidanlarla yüklüdür. Ayrıca yaban mersini içerisindeki fitokimyasallar, antosiyaninler, nöroprotektif faydalar sağlamaktadır. Yağlı balıklar hayati önem taşımaktadır. Omega 3 yağ asitleri sağlıklı beyin yapısı ve fonksiyonu için hayati öneme sahiptir. Çalışmalara göre omega 3 yağ asitleri aynı zamanda Alzheimer açısından en yüksek genetik riski taşıyan kişilerde bile işe yaramaktadır. Ançüez, ringa, somon gibi omega 3 zengini besinler mutlaka tüketin. Aralıklı oruçla beyin de dinlenmektedir. Evet, beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri genetik yatkınlığınız olsa bile Alzheimer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Uzmanlar aralıklı orucu denemenizi önermektedir. Çünkü uzun açlık süreleri kilo verdirmenin yanı sıra beyninize dinlenme fırsatı tanır. Özellikle akşam yemeği ve kahvaltı arasındaki uzun açlık Alzheimer riskini %50'ye kadar azaltmaktadır. Hayal kurun. Merak ve öğrenme isteğinizi devamlı canlı tutun. Kitap okumak, bulmaca çözmek, hobi edinmek, düzenli sosyal aktivitelerde bulunmak, yeni insanlarla tanışmak, yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, beyin fonksiyonlarının canlı tutulmasını sağlar. Bol bol araştırın, düşünün ve hayal kurmayı da ihmal etmeyin. Siyah çikolata tüketin. Siyah çikolatanın içerisinde bulunan ve antioksidan özelliği olan resveratrol bilişsel gelişmeyi geciktirir. Yapılan çalışmalarda aşırıya kaçmamak kaydıyla günde 1-2 parça bitter çikolata tüketmenin zihinsel gerilemeyi azalttığını göstermiştir. Kara lahana ve diğer yeşil yapraklı sebzeler. Lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, zihinsel yetenekleri keskin tutmaya, bilişsel gerilemeyi önlemeye ve Alzheimer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Tarçın. Tarçın, beyin plağını parçalamaya ve hafıza sorunlarına neden olabilecek, beyin iltihabını azaltmaya yardımcı olabilecek popüler bir baharattır. Tarçın, beyne daha iyi kan akışını kolaylaştırarak Alzheimer semptomlarını önlemede ve geciktirmede etkilidir. Zeytinyağı. Sızma zeytinyağı, amiloid plaklarının parçalanmasına yardımcı olan anahtar proteinlerini ve enzimlerin üretimini araştırmaya yardımcı olan olestantal adı verilen fenolik bir bileşen içermektedir. Bu Alzheimer hastalığına karşı önemli. Alkol ve sigaradan uzak durun. Araştırmalar, aşırı alkol ve sigara kullanımının yaşamın ileri dönemlerinde Alzheimer riski oluşturduğunu göstermiştir.
alkol ve sigara tüketimi beynin küçülmesine, özellikle de hafıza ile ilgili olan hipokampüs bölümünün küçülmesine yol açmaktadır. Metabolik hastalıkları kontrol altına alın. Alzheimer'da kardiyovasküler hastalıklar ve beyin damar hastalıkları gibi diyabet, hipotiroidi ve hipertansiyon hastalıklarının da risk faktörleri oluşturduğunu göstermiştir. Bu nedenle tüm bu risk faktörlerinin kontrol altına alınması ve tedavinin takip edilmesi önem taşımaktadır. Gerekirse B12 ve folik asit desteği alın. Vitamin ve minerallerle ilgili yapılan çalışmalarda unutkanlık üzerine vitaminlerin etkisi hakkında tutarlı ispat bulunamamış olup sadece folik asit ve vitamin B12 eksikliğiyle bilişsel fonksiyonlarda azalma arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle hekim önerisiyle gerekirse B12 ve folik asit takviyesi almak faydalı. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun yarar sağlayabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.